Günaydın sevgili seyirciler. Bugün 8 Aralık 2014 Pazartesi. Haftanın ilk günüyle sizlerle birlikteyiz. Bu hafta gazetelerimiz dop dolu. Burada Ege bölgesinin gazetelerin 8 ilin gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Ve geliyorum ilk gazetemiz Denizli'den Hizmet Gazetesi'ne. İndirme kalmayın diye atmış manşet başlığını. Falan Döken'den yeni yıl indirimiyle yanıltıcı reklamlara kalmayın uyarısı gelmiş. Haberin içeriğine gelmek istiyorum. Yeni yıl nedeniyle %50-60 aşkın indirim duyuran bütünleri bir ay önceden listemeye başladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyon Genel Başkanı Bendevi, Falan Döken vatandaşlarımızın bütünündeki 50+40 indirimini görünce bu kadar kar mı olur diye kendini soruyor. Böylece esnaf zan altında kalıyor açıklamasında yaptı. Falan Döken büyük rakamlarla %50-60 indirim deniyor. Mağazalardan içeri girince bu indirim %20-30'larda kalıyor. Sadece satılmayan bir iki kalem duyuruda yanıltıcı reklam yapıyor şeklinde konuştu. Bir tüketici olarak gerçekten Falan Döken Bey'e katılıyorum. Tüketiciler her zaman yanıltılıyor. Bazen şu da olabiliyor. Farklı etiket koyuyorlar ama kasaya geldiğinde çok farklı fiyat. Ancak bunu dikkatli müşteri anlayabiliyor. Çoğu şey giyimde olsun, gıdada olsun bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Alırken lütfen hem etiketine hem kasadaki etiket fiyatına lütfen dikkat edelim diyorum ben. Ve bir üzücü haber daha vermek istiyorum. Kuryenin tecil sonu diye hizmeti son sürmer şeklinde yer almış. Denizli'de motosikletli kurye ile otobüsün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti. Kaza önceki gün sabah saatlerinde Denizli Ankara Karayolu Zeydek kavşağında meydana geldi. Cumartesi günü Yusaber.com haber sitemizden de vermiştik. Görüyorsunuz gencecik motosiklet kazası. Bir daha böyle kazaların olmaması dileğiyle diyorum. Ve hizmetin haberlerini burada noktalıyorum. Geçiyorum diğer bir gazeteme. Diğer gazetem Denizli'den Deha 20 gazetesi yer alıyor. Deha 20 gazetesi bitmez sanıyordum diye atmış başlığını. Biliyorsunuz çok ses getiren bir haberi manşetine taşımış bizim Deha 20 gazetesi. Milli ve ibretlik bir haber ayrıca. Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi 50 milyon lira ile bu ikramiye herkesin hayalini süslerken bir zamanlar büyük ikramiye kazanarak milyonlar olan birçok kişi eskiden daha kötü duruma geliyor. Yıllar önce büyük ikramiyeyi kazanan Ahmet Sarı bugünün 3000 lirasını harcayıp huzur evinde yaşamaya başladı. Sarı şimdi devletin bağladığı 140 liralık yaşlılık aileyle geçinmeye çalışıyor. Beyefendi şimdi çivril yaşlar yurdunda kalıyor. Bu yılbaşında da bir piyango bileti alacağını söylemiş. Belki vurur bazen tahlilleri ikinci vuruyor ama gerçekten ibretlik bir hikaye. Çünkü gerçekten de bu tarz şans oyunlardan çıkanın paranın hiç kimseye bir faydası yararı dokunmadığını hep böyle görüyoruz. Mutlaka sonu kötü bir şey. İlla ki iyi bitenler de vardır. Hani istisnalar kaydeyi bozmaz. Fakat hep sonuçlar böyle. O yüzden en güzel para emeğinle kazanılan, alın teriyle kazanılan para diye düşünüyorum ben. Ve geliyorum diğer bir haberime. Yatağın işçileri yalnız değil diye bir haberimiz var. Yatağın Milas'taki direnişe Denizli'deki şubeler platformunda destek verdiği platform adına açıklama yapan bir Rudakul yatağın işçilerinin sorumluluğu hepimizindir dedi. Biliyorsunuz yatağın artık çözüme kavuştu. Buradan da duyuralım. Üniversiteye 10 bin lira diye hemen sür manşette bir haberimiz var. Onu detaylarına vermek istiyorum. Yapılacak değişiklikle artık biliyorsunuz vakıflar genel müdürlüğünden yapıldı bu açıklama. Cumartesi'nin yapılacak değişikliği muhtaç öğrencilere bir sefere mahsus geri ödemesiz 12 bin lira bu servisinin onu açıldı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü bu kapsamdaki öğrencilere aylık 1000 lira ödeme yapabilecek. Çok güzeldir. Eğer yerinde bir çalışma olursa gerçekten çok faydalı bir proje olabilir. Anaokulunda din dersi önerisi diye bir haberim var. Tüm manşetinde bir hanı orada yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2009 hedefleri 19. Milli Eğitim Şurası'na masaya yatırıldı. Şurada anaokullarına çocuklara Allah kavramı ve Allah sevgisi anlatılacak. İlkokul 4 sınıfta başlayan doğrumu din kültürü ahlak bilgisi 1-2-3 sınıflara kadar getirilecek haberi yer alıyor. Biliyorsunuz eğitim şurasında birçok karar aldı. Bunun yanı sıra bazı turizm meslek, kokteyl, alkol hazırlama gibi dersler falan süreci kaldırıldı. Ders de kaldırılmak üzere. Önemli karar okuldan atılma geldi. Bir şurasında sivil okuldan atılma, okuldan atılma geldi. Bu tarz kararlar yer aldı. Osmanlıca zorunlu hale getirildi. Bu şekilde yer aldı. Geçen hafta günlerimizi, hafta sonuna yakın günlerimizi çok oyalamıştı. Bu şekilde yer alıyor ve daha 20'den sonra diğer bir gazetem Denizli gazetesi yer alıyor. Denizli yatağına patron gibi değil, mühendis olarak gidiyoruz manşetini atmış. Biliyorsunuz yatağın işlerin sorunu çözüldüğünü söylemiştim bir önceki gazetemde. Bereket Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı ve Başkan Yardımcısı Ali Yağlı, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Bereket Enerji sahipleri Ceyhan Saldanlı ve Ali Yağlı, üyelerine 9000 çalışanın istihdam edildiğini söyleyerek önemli bir yatağın termik santrali yorumu yapmışlar. Denizli Enerji Devi Bereket Enerji Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ndeki basın toplantısına biz oraya patron olarak falan gitmeyeceğiz. Biz patron olmayı sevmiyoruz. Biz mühendisiz, öyle kalmak istiyoruz. Yatağında mühendis olarak gitmek istiyoruz. Buradan yatağına selam söylüyoruz açıklamalarında bulundu. Bu şekilde haberin detaylarına devam edeceğim. Öncelikle kısa bir ara vermek istiyorum. Reklamlardan sonra buradayız. Şimdi sevgili çiftçi kardeşler, hayvanlarınızı Brusella'dan korumak için aşı zamanına dikkat edin. Zamanında aşılarını yaptırın. Yaptırın ki o hayvancıklardan sağlıklı ürünler elde edelim. Hem onlar sağlıklı olsun, hem bizler sağlıklı olalım. Atalarımız tepelere yerleşerek tarım arazilerini yüzyıllarca korudular. Bu toprakların bize atalarımızın mirası değil, torunlarımızın emaneti olduğunu unutmayalım. Tarım arazileri üzerine yapılan konutlar, sanayi tesisleri ve yapılar. Bilinçsizce heba edilen milyonlarca hektarlık tarım arazisi. Ülkemizde her türlü kullanıma yeterince uygun alan var. Yatırım yapmadan önce mutlaka bakanlığımızın görüşüne başvurun. Çocuklarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmak için haydi Türkiye, tarım arazilerini birlikte koruyalım. Şimdi sevgili çiftçi kardeşler, hayvanlarınızı Brusella'dan korumak için aşı zamanına dikkat edin. Zamanında aşılarını yaptırın. Yaptırın ki o hayvancıklardan sağlıklı ürünler elde edelim. Hem onlar sağlıklı olsun, hem bizler sağlıklı olalım. Tansiyonum hala yüksek. Kullandığım ilaç tek bir işe yaramadı. Al bir de benimkini de. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? İlaç kullanmak bir oyun değil. Doktora danışmadan ilaç kullanılır mı? Doktorun yazdığı reçetedeki ilaçları kullanacaksınız ve tavsiyelerine mutlaka uyacaksınız. Yanlış ilaç kullanarak sağlığınıza zarar vermeyin. İlaç ısrafında bulunmayın. Sağlığınızla oynamayın. İlacınızı akılcı kullanın. Thank you.
tarımın ana vatanı Anadolu topraklarını çocuklarımız için koruyalım. Türkiye'nin verimli toprakları, doğuran, doyuran topraklar. Toprak varsa hayat var. Reklamlardan sonra sizlerle birlikteyiz. Ben Razi Yasar ile gazete manşetleri tüm hızıyla sürüyor. Bugün 6 Aralık 2014 Pazartesi gündemini değerlendiriyoruz bölgesel olarak Biz Haber TV'de. Ve kaldığımız yerden devam ediyorum. Denizli gazetesi, Denizli'den Denizli gazetesi ekranlarımıza yer almıştı. Yatağına patron gibi değil, mühendis olarak gidiyoruz manşetini atmıştı Denizli gazetesi. Bu şekilde küçük ekranları yeni açan izleyicilerimiz için küçük detayları tekrar vermek istiyorum. Bereket Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cenan Saldanlı ve Başkan Yardımcısı Ali Yağlı Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin bir basın toplantısı düzenledi. Bununla ilgili olarak bünyelerinde 9000 kişinin çalıştığını söyleyerek Denizli Enerji Devi bir eğer Kemal Bey biraz daha şey yaparsa Denizli Enerji Devi Bereket Enerji Grubu'nun yönetim kurulu başkanı yani Ali Yağlı Denizli Gazeteciler Cemiyeti basın toplantısına biz oraya patron olarak falan gitmeyeceğiz. Patron olmayı sevmiyoruz. Biz mühendisiz öyle kalmak istiyoruz. Ve yatağında da mühendis olarak gitmek istiyoruz. Buradan tüm yatağına selam söylüyoruz. Özelleştirmelerden devraldıkları işlerde şu ana kadar hiç sorun yaşamayan ve devraldıkları şirketleri iyi noktada bekler. Grubun başkanı Ceyhan Saldırımlı da toplantı boyunca yine duyarlı, nezaketli, mütevazı, insancı, sıradan ve sahici bir patron portresi çizmiş. Bu da çok önemlidir her zaman. Her şey olabilirsin fakat patron olan, her şey olabilirsin, patron olabilirsin, başbakan, cumhurbaşkanı, öğretmen, gazeteci ama öncelikle önemli olan insan olmaktır her zaman. İnsan ve merhametli bir insan olmakta geçer. Doğan Sancar aday diye bir haberimiz var. Hemen onu vermek istiyorum. Biliyorsunuz siyaset kazanı kaynamaya devam ediyor. Bu sıralar Denizli siyasi arenasında en çok konuşan bunların başında AK Parti İl Başkanı kim olacak? Biliyorsunuz İl Başkanı milletvekiliğine aday gösterilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde vekil belirlemek için ön seçim yoksa merkez yoklaması mı olacak? Denizli'de AK Parti'de vekil adaylarının sırası nasıl olur? Kulisleri gelirken son bir hafta içinde ortalığı sarılan bir bomba haber kafaları karıştırdı. Biz de bu arada çok heyecanla bekliyoruz. İl Başkanı kim olacağını. Zohan Sancar aday Denizli siyasi arenasının en meşhur, en popüler, en girişken, en hareketli isimden olan Denizli Belediye Başkanı'ndan Sancar nereye aday? Bu köşede okuyacaksınız diye bu köşede yer almış. Ve geliyorum diğer bir gazeteme. Denizli'den Denizli Gazetesi'nin burada not soruyorum. Bin ağaç kesilecek diye manşetini atmış İzmir'den Yeni Gün Gazetesi. Boş araziler dururken yüzyıllık ağaçları rest projesiyle kesme kararı aldı. Sadece tırın geçişleri 300 ağaç katledilecek açıklamasında yer almış. Görüyorsunuz şu şekilde daha önce katliam hazırları yürüce kurtuldu. Boş araziler dururken yüzyıllık ağaçları rest projesi için kesme kararı aldılar. Sadece tırların geçişini sağlamak için 300 ağaç katledilecek şekilde görüyorsunuz ve geliyorum haberim detaylarına. Köy sınırındaki ormanlık alanı yapılacak olan rüzgar enerjisi res için hukuk mücadelesi başlatan Urla ilçesine bağlı Ovacı köyü sakinleri
DES inşaatının durdurulması için Danıştay'a yürütmenin durdurulması amacıyla başvurdu. Köylüler bu başvuruların sonucu beklerken ortaya çıkan gelişme karşısında bir şok daha yaşadılar. DES'i yapacak firman bölgede çalışmaları hızlandırdı. Sadece tırların geçimini sağlamak için 300 çam ağacı katledilecek ve bunlar 100 yıllık ağaçlarmış. Türkiye'de ardı ardına yaşanan açlığa katliamlara bitmek istenmek bilmiyor. Maden için ağaçlar Ege'de halkı ayaklandırdı. O acıkta katliam hazırlığının geçen firmaya karşı köyler adına konuşan Muhtar Veysel Erkes'e bizim burasının doğal güzellikte ormanları var. Bir çam ağacı hemen yetişmez. Yüzyıllık ağaçlar var. Biz köyler ve ağaçlar zarar görmesin diye çaba gösterdik. Ama şimdileri birileri geldi. O güzelim ağaçları para için kesip atacaklar açıklamasına bulunmuş. Umarım bir an önce halledilir. Şu ağaç katliamları ve ağaçlar üzerine dönen siyasetlerde kapatılır diyorum. Ülkemizi hep buradan dile getiriyorum. Belli başlı sorunları. Öncelikle tabii ki ekonomik problem. Kadınlar şiddet, çocuk istismarları bu şekilde sıralayabilirim gibi birçok istismarı birçok şeylerimiz var. Açıklama geldi bugün kadına şiddetle ilgili olarak. Ona da değinmek istiyorum hemen haberin bu katliamları gördükçe. Bunun da bir katliamdan farkı yok. 300 ağacı, 100 yıllık bir ağacı. Kadına şiddette en yakınlarından görüyormuş hanımefendi her şeyi. Yeterince Türkiye'de yıldırma cezası, caydırıcı cezalar olmadığı için bu şekilde Avrupa Birliği bir rapor düzenlemiş. İçler acısı bir rapor. Detaylarını sizinle zaman zaman buradan paylaşacağım böyle haber aralarında. Ve geliyorum diğer bir haberime. İzmir Yeni Gün'den. CHP'de ön seçimde kontenjanı çözülmeli var. Bugünlerde en çok ön seçimi şu baraj konusuyla siyasete dair. İzmir gündemini yargı denetiminde ile ön seçim taşıma ama CHP tüzüğü genel başkanlığı seçimlerde %15 kontenjan hakkı tanıyor. Fakat siyasi partiler kanunu aykırı genel başkanlara o partide ön seçim yapılacaksa %5 kontenjan hakkı veriyor. Şimdi gelin de işin içinden çıkın diye bir yazı var. Ömer Dinçer yazmış bir yazı 20 günden önce. Bu şekilde yer almış Ömer Dinçer'in konusuna. Bağkurlu çiftli kadınlar mağdur diye bir haberimiz var. Hemen haberin detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP İzmir Milletliği Gizgül Arman Bilal, çiftçi Bağkurlu'nun sosyal güvenlik tarafından mağdur edilmelerini Faruk Çelik'e sorarak Bilal geçen yasanın yılında çıkarılan torba yasayla birçok alanda borçlara geçirdiğimiz yaklandırma sağlandı. Çoğunluğu kadınların oluşturduğu çiftçi Bağkurlu'nun maalesef bu haktan yararlanamazlar açıklamasında bulundu. Bu şekilde yer aldı. İzmir Yeni Gün'ün haberlerini burada noktalıyoruz ve geçiyoruz diğer bir gazetemize. En az 3 vekil çıkaracağız diye bir manşet atmış İzmir Afyon Yeni Gün. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2015 genel seçimlerinde Afyonkarahisar'dan en az 3 milletvekili çıkaracaklarını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi iktidarına Türkiye'nin ihtiyacı olduğunun altını çizen Yılmaz, Türkiye'nin 2023 yüzyılı gereğince Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olması lazım. Ülkenin kötü gidişatına herkes rahatsız. Genel seçimlerde tüm Afyonlu kardeşlerini Milliyetçi Halk Partisi'ne oy vermeye davet ediyorum açıklamasında bulunmuş. Bu şekilde yer almış. Bir haberim daha var. Bu da eğitim, geçen günlerde eğitim şurası ile ilgili karma eğitim dayatmasına son verilmenin bir açıklaması var. Hemen gelmek istiyorum haberin detaylarına. Biliyorsunuz eğitim bir sen Afyonkarahisar bir nolu turuyla düzenlemiş olduğu il divan kurulu toplantısına 6 Aralık 2014 tarihinde Emir Murat Özdilek Turizm Meslek Lisesi uygulama otelinde gerçekleştirmiş. Bu otelde de karma eğitimin dayatıldığını düşünerek bunların dayatılmaması gerektiğini söylemiş. Söz halka bırakıyorum burada. Bu şekilde yer alıyor. Bakıyorum Afyon Yeni Günler size vereceğim haberler var mı? Yok. Artık bitirdik burada noktaladık. Geçiyoruz diğer bir gazetemize.
Afyon'dan Türkeli gazetemiz yer alıyor. Türkeli gazetemiz uydu kent güzelleşiyor diye bir haber manşeti atmış. Afyon ilinin cazibe merkezi olan Selçuklu Mahallesi Belediye Başkanı Burhanettin Çoban projeleri sayesinde hızla gelişiyor. Sokakları ve binaları göz kamaştıran Selçuklu Mahallesi Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, seçim vaatlerini gerçekleşmesiyle daha da anlam kazandığı yeşile, doğaya önem veren Başkan Çoban, projeler arasında engeller ve çocukları unutmadı. Engelsizler Parkı, Kaykay, Patentisi gibi projenin bitim aşamasına gelmiş. Afyon'la ilgili bir bütün düzeltiler taşımış Afyon Türkeli Gazetesi manşetine bu şekilde yer almış. Ve Afyon Türkeli Gazetesi'nin haberleri burada noktalıyorum. Geçiyorum diğer bir gazeteme. Muğla'dan Devrim Gazetesi yer alıyor. Devrim Gazetesi yatağında müzakere sağlandı. İşçiler eylemi sonlandırdı diye biliyorsunuz. Biraz önce de vermiştik Denizli gazetesine. Bölge birbirini tamamlıyor. Denizli hizmet taşımışlardı gazetelerine. Deha 20 gazetesi olsun. Muğla'dan da Devrim Gazetesi yerinden vermiş haberi. Yatağın termik santrali ve santrale kömür temini yiğit ocaklarında 5 gündür devam eden iş yerlerini terk etmeme eğilimi, santrali devir alan Bereket Enerji ile TES İş Sendikası ve Maden İş Sendikası arasında yapılan müzakerelerin olumlu sonuçlanmasının ardından sona erdi. Herkese hayırlı olsun. Herkes rahat bir nefes aldı bununla ilgili olarak. Yatağın termik santrali ve yatağın kömür işletmesine devralan Bereket Enerji ile sendikalar için yapılan görüşlerin olumlu sonuçlanmasının ardından 5 gün devam eden iş yerlerini terk etmeme eylemi sona erdi. 3 Aralık 2014 günü yatağın termik santralini özelleştirme ihalesini alan Bereket Enerji devredilmesinin ardından tüm işçilerin örgütlü bulunduğu TES İş Sendikası ve Maden İş Sendikası yöneticileriyle firma arasında çalışanların hakkının korunması için görüşme yapıldı. Bereket Enerji işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmede eylemlerin sona erdirilmesi kararı alındı. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Hem işçi hem patronlar adına ortak bir noktada buluşulduysa ne güzel. Vali Bey'in açıklaması var Muğla'dan. Vali Ahmet Çiçek'in hemen küçük detaylarla onları vermek istiyorum. Yatağın ve madende enerji işçilerinin sürdürdüğü eylemlerin işveren ve sendika arasında anlaşmaya sonuçlanmasının ardından açıklama yapan Muğla Valisi Ahmet Çiçek, uzlaşmayı Ege formülü olarak nitelendirirken yatağında ortak akıl ve diyalog kazandığı açıklamasını vermiş. Diyalogla ilgili şu detayları vermiş. Çok az. İşçilerin ve işverenin durumu ne olacak diye düşünürken 445 gündür mücadele ediyordu. Biraz da arkadaşımız, kesin masadaki arkadaşımdan, biz burayı vermeyiz, yakarız, yıkarız deniyordu. Biz dedik ki diyalogdan kopmayın. Ne işçinin hakkı ne de oranın üretiminin durmasına hiçbir zarar olmadan masaya oturulacak, anlaşılacak şekilde bir anlayışı sabırıyla bekledik. Son 4-5 gün hiçbir endişe taşımadık. Bir taraftan güvenliği sağlarken diğer taraftan diyalog mekanizmalarını kurduk. Arka planda bizler sürekli olarak Ankara ve işveren sendikalarıyla görüşerek işçinin hakkını koruyarak bugün bu iş güzel bir şekilde sonuçlandığı tahriklere kapılmadan diyalog kapısını sürekli açık tutarak bazı marjinal gruplara fırsat vermedik. O marjinal grupların kötü emellerine mani olduk. Muğla'da her şey diyalog çözüme kavuşturmak için yapılan çalışmalar olduğu sürece her şey daha ve iyi güzel olur demiş Ahmet Çiçek. Gerçekten Ege usulü çözüldü. Bu denizde olsun Muğla hakkı geldi gitti. Çok güzeldi. Bu şekilde yer aldı. Tekrar herkese hayırlı olsun diyorum. Geliyorum diğer bir gazeteme. Aydın'dan diğer ilim, Aydın'dan Denge gazetesi bize yer alacak. Biliyorsunuz buradan otogar sorunu vardı. Eski otogara ara istasyon olacak bir yer sorunu vardı otogar Aydın'da. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu, Efeler'de boşaltılan eski otogar alanı ilgili olarak alan bağışlandığı şekilde amacına uygun olarak kullanmaya devam edeceğiz açıklamasını bulmuş. Efeler'deki otogar alanını 1970 yılında otogar olarak kullanması şartıyla dönemin Aydın Belediyesi'ne devreden Musluca ve Menteşe ailelerinin otogarın yeni alanlara taşınması ardından istimlak
gayesi ortadan kalktığı için eski alanın kendine iade edilmesini istediklerini gündeme getirmişti. Aydın Mücadele Denge Gazetesi'nde. Boşaltılan eski otogar alanının sahiplerinden eski Aydın Milletvekili Nihat Menteş'in istimlak gayesi bittiği için Büyükşehir Belediyesi'ne geri istedikleri alanın amacı dışında kullanılmayacağını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, boşaltılan alanı Sayın Bakan'ın bağışladığı şekilde amacına uygun olan kullanmaya devam edeceğiz. Artık Büyükşehir'in olduğu tek bir otogar yeterli değil. Trafiği de rahatlatmak amacıyla oluşturduğumuz ara istasyonlar var. Bu alanda yeniden düzenlenerek ilçe minibüslerinin kullanımında olacak. Projesi hazır. Üçüncü bir kişinin de hissesi olduğu için çalışmalar durdurulmuştu. O sorun da çözüldü. Eski otogar alanı ara istasyon olarak kullanılacak. Sözlerinde kullanılmış. Kesinlikle iadesi söz konusu değildi. Şey gibi olmuş. Alınan mal geri iade edilmez gibi olmuş biraz burası. Bu şekilde yer almış Aydın Söke'de. Ve geliyorum diğer bir gazeteme. Diğer gazetem, diğer bir İzzet Olay Gazetesi. TOKİ'den Uşak'a 2015'te dev yatırım diye bir manşet atmış Uşak Olay Gazetesi. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, 2015 yılında Toplu Kurum İdaresi Başkanlığı'nın Uşak ve ilçeler için sosyal konut yapımı için gerekli görüşmeleri tamamladıklarını, vatandaşlara hayırlı olması gerektiğini dinledi. Bu şekilde yer almış. Ve geliyorum, çok üzücü bir haber vermek istiyorum. Sürmarşet, maalesef ki üzücü bir haber. Hayata bu mesajlarla veda etmiş. Geliyorum haberin detaylarını sizler için. Uşak'ın tanınmış iş doktoru 62 yaşındaki Tolga Aydın, 2 yıldır tedavi gördüğü lef kanserine yemek düştü. Aydın ölümünden önce bir sosyal paylaşım sitesinde kişisel sayfasında "Güneşi bizim gözümüzde göremeyen o kadar çok insan var ki" başlıklı bir yazısıyla kanser hastalarına umut vermiş. Çok küçük notunu vermek istiyorum o paylaşımdan. Pahalı arabalarda ve sofraların marka giysilerin, pahalı arabaların şatafatlı mutluluk olmadığını, mutluluğun sadece sevgiden geçtiğini öğrendim. İnsanların bir hedefi olması gerektiğini ve o hedefler için savaşılması, cesur olmayı, direnmeyi, boyun bükmemeyi ben onunla dans ederken öğrendim. Almanın değil, vermenin insanı daha mutlu ettiğini, sorumluluğu, yardımseverliği bana o açıkladı. Uyanmayı sadece gözünü açmak olarak bilenler için bir şafak var ki ne kadar da sıradanmış meğer. Hadi aç gözlerini, aç yüreğini. Güneşi bizim gözümüzde göremeyen o kadar çok insan var ki. Doktor bu şekilde son paylaşımıymış. Sosyal paylaşım sitesindeki. Buradan ailesine başsağlığı. Diğer kanser hastaları için lütfen umut olsun, umudunuzu yitirmeyin. Eminim ki o şey hep böyle moralle yiyecek bir hastalık. Umarım herkes atlatır. Ve geliyorum diğer bir gazeteme. Diğer gazetem Aydın'dan Mücadele Gazetesi. Tez İş Şube Başkanı yatağında 446 gün direnen işçiler dizi tarih yazdılar demiş. Mehtem Altınkes'in özel haberinden manşete çekmiş. Muğla yatan termik santrali, yatağın kömür işletmesinin özelleştirmesine karşı başlatılan eylemler işçilerin lehine sonuçlandı. Tez İş Sendikası ve Maden İş Sendikası'na bağlı işçilerin yatağın termik santrali önüne kurdukları çadırlarda 446 günlük çocukları birleşe destek vermek için Aydın'dan geliyordu. Muğla yatağın işletmesine giden Tez İş Sendikası Aydın Sülü Başkanı Mustafa Aydın'da Mücadele Gazetesi'ne direnişi ve direniş sonucu işlerin yetkilik birimiyle anlaşmasını anlatmış. Yatan termik santrali şu an için Türkiye'nin gündemi otorisi bir konu. İşçi sınıf olarak bu konuyu değindiğimiz için teşekkür etmiş basınmış bana. Biz orayı sadece yatağı olarak düşünmüyoruz. Yatağın Yeniköy, Kemerköy santralleri var. Üçü birlikte düşünmemiz gerektiği, biz üç günden bu yana oradaydık.
devir sözleşmesi imzalandı, yetkililer saptırıyor. Kesinlikle orada bulunan arkadaş direnişlere devam ettiler. 446 bin lira direniş yapıyorlar. Bu direniş hiçbir kolay gün değil. 446 bin lira nitelendirmiş. Ama işçiler umduğunu buldu demiş efendim. Ve buradan sonra diğer bir ekmeğe zam haberi varmış Aydın'da. Ekmek 1 lira olmuş. Diyorum ki fakirin sadece ekmeği var. Yakında onu elinden alacaklar. Söz yorum yapmak istemiyorum. Mesela. Gerçekten ekmek 1 lira olursa. Çünkü ekmekle beslenen, ekmek tüketen bir toplumuz. Geliyorum diğer bir gazeteme. Diğer gazetem, Cuma günü de ekranlarımızdan buradan yansıtmıştı Suzuz Köy'le ilgili. 10 kilometreden köylülerin su getirdiğini eşek sırtında. O haberle ilgili olarak bir yalanlama gelmişti Cumartesi günü. Pazartesi tekrar bir bakalım bu haber nedir. Takipçisi olacağımız sözünü vermiştik ekranlardan. İGM bu sefer de kendini yalanladı diye. Hemen Suzuz Köy, Bozuçama Mahallesi sorunu İlgenel Meclisi'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Biraz daha haberin detaylarını. Haberin hemen ardından Mehmet Nacar başkanı toplanan İlgenel Meclisi'ne masa başı ve yalan olarak adlandıran haberin ardından bölge incelemeleri yapılan İlgenel Meclisi üyeleri ilk özel idaresi yetkililerinin yaptığı çalışmalar sonucu hazırlanan rapor İlgenel Meclisi'nde okunarak haberin doğru olduğu kabul edildi. İlgenel Meclisi bu raporla birlikte kendini yalanlamış oldu. Görüyorsunuz arkadaş gidip yapmıştı, özel haberde yer almıştı bu köylülerin. Bu sefer kendilerini yalanlamışlar. Nedir, ne değildir haberin aslı. Yani en azından hani böyle bir haber varsa bile gidilebilir, bakılabilir. Gerçekten öyle bir sorun varsa ki bu zamana kadar nasıl görünmedi, nasıl fark edildi. Bir şekilde insanlar diğerlere başvuru yapmışlardır. Yani mümkün değil. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Gidip yerinde incele, yani başvuruları gerek görülmedi, hani hiç mazeret olamaz fakat ama yerinde gidip o sorunu inceleyip bir şekilde onlara en güzel çözümü sunabilirlerdi. Yalanlama çok şey hani. Çünkü arkadaş gitmiş fotoğrafını çekmiş taşıdıklarını, nasıl olmayan bir şey, yani olan bir şey nasıl yok der diyemez. Fotoğrafında eşekle taşıyor, getiriyor, götürüyor. Varsa siz de o zaman hani buradan sesleniyorum. Siz de o zaman çeşmeniz varsa, su deponuz varsa, evde çeşmeler varsa siz de fotoğrafı diğer bir gazetede ya da son nokta eminim yer verilecektir. Yalan haber yaptıysa bu şekilde yer alıyor ama kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Böyle bir olayın da olmaması gerekiyor. Ve geçiyorum diğer bir izleyici haberden vermek istiyorum. Uşak son noktası üstünden. Yanlışlıkla kendini vuran çoban hayatını kaybetti. Uşak'ta tüfeğe karşı dikkatli olmanın önemi ortaya koyan olay meydana geldi. Eşmeli yaşayan olayda çoban hayatını kaybetti. Saat 11.30 sıralarında Sarayca Köyü'nde meydana gelen olayda evli bir çocuk odası 33 yaşındaki Özgür Filip çiftlik mevkiine hayvanları otlatmaya gitti. Koyunlarını otlatan çoban Özgür Filip oturduğu ağaç kenarında bir sütuna ayağa kalkmak istedi. Kalkarken yanlışlıkla tüfekle kendini vurmuş efendim bu şekilde yani. Lütfen kullanmayalım. Çoban belki ihtiyaç olabilir doğada. Vahşi hayvanlar olabilir, hırsızlık olaylara karşı olabilir ama ya bazen hani gerçekten acı olaylar yapıyor. Hiç silahlar olmasın temennisi diyorum ben buradan. Kavşakta dönüş alanı otomobile çarpıp kaçtı diye bir haberimiz var. Bu üzücü haber bence. Tekrar kötü bir haber. Hemen köşede yer alıyor. Uşak Bozkuş'ta geçtiğimiz günlerde gelen trafik kazası hayatı kaybeden olmazken bir şey alanında görüyorsunuz arabanın önünde resmen perte çıkmış. Hani öyle bir deyim vardı perte çıkmak diye. Çok kötü bir etmiş. Ama yani sevindirici yanı hiç kimsenin hayatını kaybetmemesi, bir kişinin yaralanması. Ve geliyoruz Uşak son noktaya. Bugün gazete manşetlerinin sonuna. Suç lisan ettiysek affola diyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.